İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Viyos Osmani tarafından bir yıl önce teklif edilen Cinsel Şiddet Mağdurları Günü bugün ülkemizde kaydediliyor. Bu tarih Cinsel Şiddet Mağduru Vasfiye içinin Sırp güçleri tarafından kaçırıldığı güne denk geliyor. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Meclis avlusunda Kosova'daki savaş sırasında cinsel şiddete maruz kalanların çıkarlarını temsil eden kuruluşların temsilcileriyle birlikte bir resim sergisini açtı. Ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani yaptığı konuşmada, 14 Nisan Kosova'daki son savaşta cinsel şiddet mağdurlarının acılarını anlamak ve yapılan fedakarlıkları hatırlamak açısından çok özel bir gün. Kosova'da ve dünyadaki cinsel şiddeti kınamak için güçlü çağrımız olacaktır. Dünyaya göndereceğimiz en net mesaj bir daha asla olacaktır. Bugün bazılarınız ve Kosova'daki birçok kadın, Ukrayna'da ve dünyanın farklı yerlerinde kadınların yaşadığı acıyı paylaşıyorsunuz. Siz erkekler ve kadınlar en adil ve en samimi rehber oldunuz. Bu suçlarla sessizliğin adaletle mücadelede yeri yoktur. Bizi sesiniz olmaya çağırdınız ve bugün ve her gün sesiniz olacağımın garantisini veriyorum. Bilindiği üzere ülke genelinde cinsel şiddete maruz kalan 20 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. 14 Nisan Kosova'daki son savaş esnasında cinsel şiddet mağdurları günü Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın himayesinde kutlanmaktadır. Kosova'daki son savaşın cinsel şiddet mağdurları günü kapsamında Başbakan Albin Kurti, Kosova Savaşı sırasında cinsel şiddet mağdurlarının statülerinin tanınması ve doğrulanması için hükümet komisyonu yetkilileriyle görüştü. Başbakan Albin Kurti, Kosova Savaşı sırasında cinsel şiddet mağdurlarının statülerinin tanınması ve doğrulanması için hükümet komisyonu yetkililerini kabul ettiği görüşmede, savaş sırasında cinsel şiddet mağdurlarının statüsünü tanıma sürecinin, hayatta kalanların geleceği ve bir bütün olarak toplum için taşıdığı önemine vurgu yaptı. Görüşmede süreç kapsamında yaşanan zorluklar ele alınırken, komisyona başvuran cinsel şiddet mağdurlarının gizli kalmasının önemine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca hayatta kalanların kanunla güvence altına alınan bu hakkı kullanmalarını engelleyen cinsel şiddetin bir damga olmaya devam ettiği kaydedildi. Meclis Genel Kurulu daha önceki oturumlardan kalan gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Genel kurul oturumun daha başında tarım arazileri kanununda değişiklik ve tamamlamalara ilişkin yasa tasarısı, kimyasal kanununda değişiklik ve tamamlamalara ilişkin yasa tasarısı ve gıda kanunun tasarısı prensipte onandı. Bu yasa tasarıları önceki oturumlardan kalmıştı ve bugün oylamaya sunuldu. Muhalefet milletvekilleri oylamaya katılmadığı için söz konusu yasa tasarıları yalnız iktidar çoğunluk partiler milletvekilleri tarafından onandı. Bu arada Meclis Genel Kurulu toplantısında Kosova Cumhuriyeti'nde resmi tatiller yasasında değişiklik ile tamamlamaların yapılmasına ait öneri onaylanmadı. Söz konusu yasanın hayati önem taşıdığını hatırlatan Meclis Başkanı Glaukonyuvsa, yasanın onaylanması için toplulukların üçte ikisinin oyunun sağlanılması gereğine dikkat çekti. Kosova İstatistik Kurumu 2021 yılının doğum ve ölüm oranlarını yayınladı. Kosova İstatistik Kurumu 2021 yılının doğum ve ölüm oranlarını yayınladı. İstatistik Kurumunun resmi verilerine göre Kosova'da 14333 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 6431 kadın ve 7902 erkek bulunuyor. Diğer taraftan 2021 yılında 28546 bebek dünyaya geldi. Kosova İstatistik Kurumu 2022 yılına ait ölüm ve doğum oranlarını yalnızca Ocak ayı için yayınladı. Buna göre 2022 yılı Ocak ayında Kosova ve Kosova dışında 997 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini duyurdu. Ukrayna'nın Neptun füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait Moskova isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Moskova kruvazörü çıkan yangın sonucu mühimatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü ifadesi kullanıldı. Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi. Ukrayna Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova güdümlü füze kruvazörü 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi. Moskova Kruvazörü 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemi savar füzelerinin yanı sıra S300 hava savunma füze sistemini ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor. Gemi 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görevi gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeimim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi. Bu arada Ukrayna Başbakanı Yardımcısı Irina Vareschuk Sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 306'ya yükseldi. Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreye ulaşan yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Kvazulu Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan can kayıpları nedeniyle eyalet genelinde afet hali ilan edildi. Sel felaketinde bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu. Karayolu Taşımacılığı Derneği'nden yapılan açıklamada sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için başlattığı çalışma ile Kosova'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri erzak paketleri hazırlıyor. Bu erzak yardımı dağıtımlarının Ramazan ayı müddetince devam ettirilmesi planlanmaktadır. Prizren Engelliler Derneği, Görme Engelliler Derneği, Otizmliler Derneği, Kadınlar Yardımlaşma Derneği, Prizren Emekliler Derneği ve Suhari Kaymaklılar Derneği ihtiyaç sahiplerine de 160 erzak kolisi olmak üzere toplam 400 erzak kolisi dağıtıldı. Kosova'nın başta ulaşılması en zor yerleri olmak üzere ülkenin her bir köşesine ihtiyaç sahiplerine erzak yardım paketlerini ulaştırmak için büyük Sarf Ramazan ayı müddetince toplam 800 adet erzak paketi, 1500 adet pide dağıtımı yapılacak. Ayrıca 300 kişiye Prizren ve Priştine'de de iftar yemeği verilecektir. Sıra hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde bugün tam bir bahar havası yaşanıyor. Başkentte gün ortasında termometreler 21 dereceyi gösterdi. Yarın hava sıcaklığında az da olsa artışın yaşanacağını tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 22 ile 24 derece arasında seyredecek. Sayın seyircilerimiz bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.